Nevin Hanım, teklifimi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Olur mu? Ne demek Serdar'cığım? Asıl ben çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir yere davet ettin beni. Neden? Ya bu arada kusura bakma, o gün böyle biraz kafam karışıktı. Yani kendimi ifade edememiş olabilirim. Yani kusura bakmasın artık. Yok yok, hiç önemli değil. Yani hiç problem olmadı. Asıl Ezgi'nin doğum gününde beni çağırmayı düşünmeniz beni o kadar çok onore etti ki. Olur mu? Ne demek? Ne demek? Bu arada doğum günü demişken ne yaptınız? Bir organizasyon yapabildiniz mi? Ya şey, ben böyle küçük bir yemek organize ettim aile arasında. Hı hı. Aslında daha büyük bir şey yapmak istiyordum ama maalesef zamanım olmadı. Zamanınız olmadı. Peki o zaman size bir teklifim var. Buyurun. İzin verin bu görevi ben üstleneyim. Her şeyi bana bırakın. Ve Ezgi'ye, yani kızınıza unutamayacağı bir doğum günü yaşatayım. Ne dersiniz? Tamam. Yani kızımın mutlu olacağı her şeye ben de seve seve varım derim. Ne güzel. Sen anladın ya konuyu. İşte biraz böyle vintage olursa çok güzel olur. Yeşilçam kafaları gibi düşün yani. Evet, evet, o tınılarda. Aynen, o da olur. Süpersin. Tamam, gel. Evet, evet. Ben arıyorum seni. Arayacağım. Beni çağırmışsın. Ya o bir ay değilmiş o süre ya. 15 günmüş. İyi ama ya, yine de bir bağlayıcılığı var yani. Evet, evet ya, olur. Yeter bize. Bir de şöyle bir şey var. Hani etik olarak senin yerine yeni birini bulana kadar beklemen de lazım ya, çünkü etik önemli. O da bize zaman kazandıracak. Yani yeni birini bulunca ben gidebiliyorum, öyle mi? Evet, ama hani senin yerine yeni birini bulmamız o kadar kolay olmayacağı için hani o da ekstra bir zaman verecek bize. Bunları arda arda böyle ekleyince, birleştirince bayağı bir zamanımız olmuş oluyor. Neden kolay olmuyormuş benim yerime birini bulmak? Sayayım mı ben şimdi tek tek? Övülmek mi istiyorsun? Yaratıcı, akıllı, pratik zekalı, terelelli. Konuşkan demek istedim. Konuşkan, güzel kokan. Korkuyorum. Güzel kokan birini nasıl bulacağız senin gibi? İnsanlar işe almadan önce koklamayacaksın değil mi? Niye koklayayım? Kavuğumu seçiyoruz. Kokla. Bir şey yok, yok. Hı. Yaklaşmam bile yani. Bana niye yaklaşıyorsun? Sana yaklaşıyor değilim aslında. Senden uzak duramadığım için o. O fark var, ince bir fark var. Yok yok, büyük bir fark o. Özgür Bey, ne yaptın? Nasıl gittin? Oğlum yavaş ya. Kır şu kapıyı ya. Kapıyı kır bence. Değil mi? Ne diyeceksin? Ne diyeyim işte, böyle buralarda dar. Bu oda böyle dar. Bu oda bir de böyle koyu kahve, dar zaten dar. Bir de o olunca iyice basıyor. İnsan yani böyle bir süre geçirince mecburen yakınlaşıyor. Mesela ben biraz dursam yakınlaşırım. Yakınlaşıyor insan yani. Mesela bir kere biz burada toplantı yaptık. Ben kendimi bulamadım, kaybolmuşum. Çok şey olduğu için de öyle. Ben çıkabilir miyim? İyi misin Emre? İyiyim. Çık o zaman, iyisin. Tamam. Hadi baba. İznimizi isteyerek çıkarım. Hadi. Aman. Hadi. Ol. Kapatayım. Çıkamazsın. Çok ayıp oldu. Ne ona ayıp olacak o ya? Hiç olmaz mı ya? Kapı. Hepsi birbirine benziyor. Hepsi kapı gibi duruyor. Kafa karışıklığı oluyor. Bu ofiste öyle bir sıkıntı var. Nasıl yüzüne bakacağım şimdi? Bir şey olmaz ona ya. Ne ya? Takma kafana. Çok utandım. Yok. Aklı gitti ha, kendine gelemedi. Ben de gelemeyeceğim. Çıkıyorum ben o zaman. Benim de zaten çıkmam lazım. Çok acil işlerim var. Görüşürüz o zaman. Bay bay. Hoşça kal. Evet. Güzel. Murat Bey, bakın hiçbir masraftan kaçınmayın. Her şey kusursuz olsun istiyorum. Tabii Serdar Bey. İşletmecimiz Tolga Bey özellikle rica etti. Güzel. Tolga Bey burada mı? Kendi ofisinde mi peki? Bir bakayım. Abi güzel, gelmişken onu da bir göreyim lütfen. Tabii efendim. Buyurun. Sizi odasına alayım. Buyurun. Teşekkürler. Ben bir Tolga Bey'e bakarken bu arada bir şey içmek ister misiniz? Bir Türk kahvesi olayım. Sade olsun lütfen. Peki.
Acaba senin Özgür'le olayın ne? Tolga Gürdağ.